Değerli arkadaşlar, merhabalar. Bugün analizlerimde biraz geç kaldım. Maalesef bu saatte analiz aktarabilmek için fırsatım oldu. Ve ilk olarak da borsayla başlamak istiyorum. Endeksle başlamak istiyorum. Piyasalarla başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, borsa gerçekten kritik bir durumda. Ve olabildiğince erken uyarı yapmayı kendime vazife edindiğim için mümkün olduğu kadar gecikmiş uyarının hiçbir anlamı olmayacağından dolayı dün de sizlere aktarmış olduğum, hafta başında da aktarmış olduğum analizimde önemli seviyelere dikkat çekmiştim ve piyasanın içinde bulunduğu sebepleri bir şekilde vurgulamaya çalışmıştım. Arkadaşlar, bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Ben sizlere analiz aktarırken mümkün olduğu kadar sebep-sonuç ilişkisini kurarak bir yorum yapmaya çalışıyorum. Yani vardığım sonuçların hangi neden ve de gerekçelere dayandığını izah etmeye çalışıyorum ki analitik bir düşünce yapısıyla piyasaları izlemenin ne kadar önemli ve yararlı olduğu anlaşılabilsin diye. Ancak maalesef ki birçok kişiden de bu hususta itiraz almaktayım. Şikayet almaktayım. Analizlerimin, yorumlarımın uzun olduğu ve bu bilgilerin çok gereksiz, anlamsız, hatta çöp bilgiler şeklinde nitelendirildiğine dahi tanık oldum. Sevgili arkadaşlar, piyasada ne olup ne bittiğine dair aktarılan bilgilerin hiçbirisi yersiz ve geçersiz bilgiler değildir. Ben sizlere Viyop'ta hangi aracı kurumların long'da mı, short'ta mı, hangi pozisyonlara ağırlık verdiğine dair bilgiler aktarıyorsam, yabancı takas oranının ne durumda olduğuna dair veya burada bir artış veyahut da azalış olduğuna dair bilgiler aktarıyorsam veya Viyop dolar konusunda hangi kurumların veya Merkez Bankası'nın özellikle short pozisyonlarını gittikçe artırdığı veya hangi vadede ne tür pozisyonlar açtığına dair bilgiler aktarıyorsam, bu bilgileri aktaramayanların şehir efsanesi vesaire vesaire şeklindeki karalamalarını siz eğer ciddiye alıyorsanız, üzgünüm ama yarın bir gün başarısız olduğunuz zaman veya zararda olduğunuz zaman ben niye zarar ettim şeklinde bir soruyu sormaya da hakkınız yok. Onun için sizlerden istirhamım, benim tarzım budur arkadaşlar. Ben şu olacak veya bu olacak, şuraya gider veya buraya iner şeklinde afaki yorumlar yapmam. Sebeplerini koyarım ortaya, nedenlerini koyarım ve piyasayı etkileyebilecek olan faktörleri de tek tek olabildiğince izah ederek sizlere belli bir sonuç üretmeye çalışırım. Sizler takdir ederseniz veya etmezseniz benim tarzım bu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim piyasalardaki duruma. Malumunuz üzere ABD ile Çin arasındaki son dönemlerin en sıcak ilişkisinin kurulmuş olması ve bu ilişkiye bağlı olarak da bir takım umut ışıklarının yakılmasıyla birlikte özellikle ABD ile Çin yuan konusunda, Çin'in para birimi konusunda oradaki yuanla ilgili olarak uygulanması ABD'nin istemiş olduğu stratejinin bir şekilde kabul edilmiş olması akabinde dün gece Çin borsasının 0,3 sularındaydı. Çin borsasının açılışının %4'ler civarında primli olduğuna, gün içerisinde de bu primini devam ettirdiğine ve sonuç olarak %6'lara yakın değerlenmelerin söz konusu olduğuna tanık olduk. Ve bunun ardından da arkadaşlar bütün dünya piyasalarında ve özellikle gelişmekte olan piyasalarda önemli bir hareketliliğe tabii ki bize de yansıyacak şekilde bir olumlu seyre tanık olduk. Şimdi arkadaşlar birazcık gelişmekte olan ülkelerin ne durumda olduğuna ve bu ülkelerin istikbalinin yani sıcak para akışının ne seviyede devam edip etmeyeceğine dair birkaç hususa değinmek istiyorum. Niçin arkadaşlar? Özellikle Fed'in faiz artırımları yapmayacağı konusundaki düşüncenin artmaya başlaması. Her ne kadar son toplantılarda, son açıklamalarda sanki ikinci dönemde, ikinci yarıda bir faiz artışı gelebilirmiş gibi bir takım söylemler veya düşünceler ortaya çıkmış olsa da genel kanı Fed'in faiz artırımı yapmayacağı ve de parasal sıkılaştırmaya ara vereceği yönünde. Hal böyle olunca oradaki sıcak paranın, doların kendi ülkesinde yeteri kadar nemalanamayacağı sebebiyle paranın gelişmekte olan ülkelere akacağı ve bu ülke borsalarında da önemli hareketlerin olacağına dair bir takım beklentiler oluşmaya başlamıştı. Evet arkadaşlar, bu beklentinin varlığı doğrudur ve gerçektir. Ama bu beklenti ne kadar güçlüdür, gelişmekte olan ülkelere ne kadar para akabilir ve biz de bundan ne ölçüde faydalanabiliriz? Birazcık bu konuyu masaya yatırmak gerekiyor. Özellikle hafta sonu ve bugün incelemiş olduğum bazı yabancı makalelerde
Gelişmekte olan ülkeler için birçok hatırı sayılır ve itibar edilir kurum ve kuruluşların, yabancı kurum ve kuruluşların birbirinden çok farklı görüşleri var arkadaşlar. Bu görüşler içerisinde örneğin JP Morgan diyor ki gelişmekte olan ülkeler için gökyüzü masmavi diyor. Yani her şey pürüpak, mükemmel, önü son derece açık, para gittikçe buraya akacaktır şeklinde bir yorumda bulunmuş. Ama diğer taraftan CNBC ekonomistleri de diyor ki gelişmekte olan ülkelerin hisseleri alev alev yanacak diyor. Bir başka yorum olarak baktığımız zaman HSBC'nin uzmanları ve yine UBS denilen bir aracı kurum, bir kuruluş var. Bunların, bu iki kurumun uzmanları ise temkinli olmakta fayda var. Gelişmekte olan ülkeler yaklaşık 3-4 aydır önemli bir hareketlilik yaşıyor. Ortalama 3 ay civarında bir soluklanmaları lazım. Yani kar realizasyonunun olması gerektiğini ifade ediyor. Diğer taraftan Credit Suisse ekonomistleri ise gelişmekte olan ülkelere dair temkinli bir yaklaşım içerisinde ve diyor ki biz gelişmekte olan ülkelere yönelik yaptığımız yatırımlarımızı %11 seviyesinden %7 seviyelerine kadar azalttık ifadesini kullanıyor. Peki arkadaşlar, gelişmekte olan ülkeler böyleyse, bakış açısı böyleyse Türkiye bunun neresinde? Sevgili dostlar, yaklaşık 3-4 aylık süre içerisinde gelişmekte olan ülkelere yaklaşık 350 milyon, çok affedersiniz, 43 milyar dolar civarında bir para akışı olmuş. Rakamı tekrarlıyorum. Bütün gelişmekte olan ülkeler bazında batıdan akan paranın 43 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Peki arkadaşlar, bu 43 milyar doların içinden biz ne kadar pay alabildik? Bizim alabildiğimiz pay ortalama 1,5 milyar, 1,7 milyar dolar civarında. Yani çok ama çok düşük bir miktar pay alabilmişiz. Bunun sebeplerini biliyorsunuzdur umarım. Niçin Türkiye'ye çok daha bol miktarda bir sıcak para gelmedi ve gelmiyor? Bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Ve bu 1,5 milyar dolar, 1,7 milyar dolar civarında gelen bu sıcak paranın doları bir şekilde aşağı itmek noktasında bir fonksiyonu olduğunu izah ediyordum. Çünkü gelen bu paranın önemli bir bölümü bozuldu, TL'ye çevrildi ve hisse senetleri piyasasına aktı. Ve önceki hafta 350 milyon dolar civarında yabancı borsadan parasını çekti. Geçtiğimiz hafta ise 157 milyon dolar civarında hisse senetlerinden ve devlet iç borçlanma senetlerinden bir çıkış olduğuna dair Merkez Bankası tarafından veri açıklandı. Özetle arkadaşlar, 43 milyar dolar gibi büyük bir rakam dünya piyasalarında, gelişmekte olan ülke piyasalarına yayılırken bizim buradan alabildiğimiz pay oldukça düşük olduğu aşikar. Şimdi buradan hareketle ben sizlere son günlerde yabancı takas payında bir azalma eğiliminin olduğunu izah ediyorum. Bakınız arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz grafiğim yabancı takas oranını yansıtmakta. En fazla %66.16 seviyesine kadar yükselmiştik ama 28 Ocak tarihi itibariyle Şubat ayının girmesiyle birlikte 100 bin seviyesinin üzerinden yavaş yavaş bir aşağı eğilimin olduğunu görüyoruz. Ve bu aşağı eğilim gittikçe de istikrar kazanmış. En son %65.28. Neredeyse %1 civarında bir gerileme yaşanmış. Bunu dikkat almak durumundayız. Yani şu 61'ler seviyesinden başlayan bir buçuk aylık süre içerisinde 66'lar seviyesine kadar %5'lik bir artışın 15.000, 16.000 puan gibi borsaya katkı sağladığını dikkate alırsak, %5'in bu kadar etki ettiği bir ortamda %1'lik bir düşüşün mutlak surette ciddiye alınması gerektiği kanaatindeyim. Bu gerileme eğilimi devam eder mi? Yoksa buradan tekrar bir yukarı eğilim olur mu? Bunu net olarak söyleyebilmek mümkün değil. Ama şu anki eğilim bunu göstermekte ve sizlere özellikle ve özellikle son 2 haftadır yaptığım tüm analizlerimde diyorum ki kolay kolay endeksin 100 bin desteğini kırmasına izin vermeyeceklerdir. Çünkü yüklü bir miktarda pozisyon taşıyorlar. Bu durumda 100 binin aşağısına, 100 bin desteğinin kırılması durumunda daha ciddi bir satış furyasının gelebileceğini, özellikle o bekledikleri yerli alıcı gelsin de endeksin şekline, şemaline aldansın da bir şekilde ben onlara ciddi miktarlarda
yüksek seviyelerden satışlar yapabileyim beklentisi ve stratejisi içerisinde olan yabancı bu durumda 100 bine yaklaşımlardan tepki eğilimi gösterdi. Zira geçtiğimiz haftanın başında da Standard & Poor's'un not görünümümüzü değiştirmemiş olmasının ardından birçok yorumcu 100 bin desteği kırılacaktır, 96-98'lere doğru iniş başlamıştır şeklinde analiz verirlerken ben sizlere 100.300 ila 100.700 bölgesinden bir tepkinin olma ihtimalini ve tekrar 104-105 binlere yönelik bir atak olabilme olasılığının yüksek olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki bu atak biraz çabuk oldu. Niçin çabuk oldu? Dün geceki Çin ile alakalı olan gelişmelerden kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlar, özellikle Çin ile ilgili olan gelişmelere de çok fazla itimat edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Sebep şu: Trump biliyorsunuz ne kadar güvenilir ne kadar güvenilmez bir insan olduğu konusunda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Trump denilen kişi yarın bir gün öyle enteresan bir tweet atar veya öyle enteresan bir açıklama yapar ki bugüne kadar neredeyse 2 aydır sürekli aynı muhabbeti dinlemekteyiz. Anlaştık, anlaşıyoruz, anlaşmaya yakınız, görüşmeler yapıldı, şu tarihte şununla görüşme olacak falan filan tarzında bir takım mevzular. Arkadaşlar, bir anlaşma yapılmış değil. Sadece ve sadece Trump'ın veya Amerika'nın Çin'e uygulayacağı vergi baskısı veya yaptırımları hususunda son bir tarih verilmişti 1 Mart olarak. Bu tarih sadece ve sadece ertelendi. El sıkışılmış, anlaşılmış veyahut da imza atılmış bir akit mevcut değil. Bu nedenle daha bu mevzunun çok çok su götüreceğini dikkate almak gerekiyor. Brexit konusuyla ilgili olarak da zaten biliyorsunuz bu konu artık yılan hikayesine dönmüş durumda. Kimi zaman iyimser ifadeler geliyor, kimi zaman anlaşmanın tıkandığı yönünde. Özetle dünyanın önemsemiş olduğu bu hususlarda net olarak bir anlaşma olmadıkça bu konuları rafa kaldırmamız veya tamam bu sebebe bağlı olarak şunlar şunlar olabilir şeklinde yorum yapmamız mümkün değil. Endeksin şimdi arkadaşlar durumuna bakalım. Görmekte olduğunuz grafiğimiz endeksin son rallisinin başlamış olduğu süreci göstermekte. En yüksek olarak 105.930-106.000 seviyesini görmüştük ve buradan sonra 101.500 seviyesinin aşağısına salınımlar oldu ama 101.500 seviyemiz, şuradaki Fibonacci desteğimiz veya şuradaki Fibonacci desteğimiz bir şekilde etkisini gösterdi ve bunun üzerinde kalınmakla ama özellikle de son olarak sizlere aktarmış olduğum şu grafiğimde arkadaşlar 103.000 seviyesinin 103.092 seviyesinin çok önemli bir direnç noktası olduğunu ve bu direncin üzerinde kapanışlar olur ise eğer endeksin yönünün biraz daha yukarı eğilim içerisinde olabileceğini ifade etmiştim. Ve nitekim hafta başında yani dün itibariyle 102.600 haftalık pivot seviyemizdir. Bu seviyenin üzerinde kalır isek eğer ki 103.100'lük bir kapanış önemli bir kapanış seviyesiydi haftalık kapanış olarak 104.500 ve ardından da 105.400 seviyesine kadar yükseliş ihtimalimizin güçlü olabileceğini ifade etmiştim. Ve bugün seans içerisinde Twitter'dan yazmış olduğum mesajlarımda endeks adına 105.500, Biop Şubat kontratları adına ise 132.500 seviyesinin önemli dirençler olduğunu ve bu sebeple bu seviyelere yaklaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini Twitter'dan bildirmeye çalıştım. Bugün ne oldu arkadaşlar? 105.145 seviyesini gördük. 105.000'in üzerine çıktık ama 105.400'e yaklaşırken bir zorlanma oluştu ve nitekim önemli sayılabilecek bir satış geldi. Sonuç olarak kapanışımız, haftalık kapanışımız, değerli arkadaşlar, yani günlük kapanışımız 104.330 seviyesinden oldu. Görmüş olduğumuz en yüksek seviyeye oranla yaklaşık 1000 puan civarında bir gerilemeyle bu kapanış gerçekleşti. Birazdan sizlere bankalarda ne olup ne bittiğini göstereceğim. Daha doğrusu bankalarda ne ölçüde para girişi yaşanmış bunu izah etmeye çalışacağım. Endeksin böylesine rally yaptı, böylesine ciddi bir yükseliş yaşadığı bir ortamda bankalara çok daha ciddi para girişi olmalıydı ama olmadı arkadaşlar. Bu durum neyi ifade etmekte? Artık yabancı bir şekilde 105 binler civarına ulaşıldığında almaktan ziyade, bakınız almaktan ziyade satış yapmayı düşünüyor. 2 alıyorsa 4 satmayı düşünüyor. Bu şekilde mal çıkabilir. Sadece ve sadece satıcı konumunda olur ise endeksteki tabloyu ürkütür.
endekse yeni gelecek olan, yeni almak isteyen alıcıları huzursuz eder. Paldır küldür düşen bir endeks, paldır küldür düşen bir hisse senedi alıcı çekmez. Ambalajı güzel göstermeleri gerekiyor. Ürün ne arkadaşlar? Endeks. Neye bakıyoruz? Endeksin rakamına bakıyoruz. İşte ambalaj bu. Bu ambalaj ne kadar şık görülürse insanlarda umut o kadar fazla olur. Hele hele son 1-1,5 aylık süre içerisinde borsaya zannediyorum 85-90 bin civarında yeni yatırımcının geldiği açıklandı. Bu gelen yatırımcılar ne kadar borsayı biliyorlar? Bu da tartışılır bir konu. Özetle bekledikleri, istedikleri sonucu bir şekilde yaratıyorlar. Sizler arkadaşlar şunu duyacaksınız. Endeks 120'ye gidecek, 130'a gidecek vesaire. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kalkıp da yorumlarım dikkat çeksin diye flaş başlıklar atmaktan hoşlanan bir insan değilim. Şu analizin başlığını endeks 150 bine gidiyor 2 ay içerisinde şeklinde koymuş olsaydım emin olunuz ki bu video 50 bin izlenebilirdi. Ama hayır arkadaşlar, inanmadığım şeyi niye yazayım ki? Yani inanmadığım bir şeyi sırf siz geleseniz burada 3-5 bir şey dinleyeseniz sizi buraya bir şekilde lanse edebileyim diye niye böyle şeyler yazayım? Bu sebepten arkadaşlar, bu mantıktan hareketle lütfen ve lütfen flaş başlıklara, renkli neonlara inanmayınız. Endeks oraya gidecek, şuraya gidecek. Bunları yabancı yetkili kuruluşlar dahi söylüyor olsa, yarın bir gün şunu diyebilirsiniz. X bir yabancı aracı kurumdan veyahut da bir bankanın yetkilisinden şundan bundan. Efendim Türk endekslerini hala, Türk hisse senetlerini hala ucuz buluyoruz. Tahmini potansiyelimiz %15 civarında, %20 civarında daha potansiyel görüyoruz. Böyle bir şey duyarsanız biliniz ki arkadaşlar, o kurumlar bir şekilde satış tuşlarına basmak için hazır bekliyorlar. Sizler alırken onlar satmayı düşünecekler. Evet değerli arkadaşlar, şimdi endeks adına dikkatli olmamız gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz. 105 bin üzerinin tehlikeli bir süreç olduğunu, tehlikeli bir bölge olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Tabii ki hisse senetlerinin kendine özgü durumları olabilir. Endeksten ayrı, endeks düşerken de yükselen senetler olacaktır. Hisse senedi bazında konuşmuyorum ama endekse duyarlı olan hisse senetleriyle ilgili işlem yapmaktaysanız, biop piyasalarında işlem yapmaktaysanız bu durumda 105 bin üzerinde çok ama çok temkinli olmanız gerekiyor. Şurası arkadaşlar 103 bin seviyesi, şu bölge ise %61.8 olarak görülen nokta ise 107.400 seviyesi. 107.400 seviyesine yaklaşımlar olabilir. Ha illa demek değildir ki 107 binleri göreceğiz. Bu seviyeye kadar mutlaka ve mutlaka endeks gelecektir. Ama böyle bir ihtimal 103 bin üzerinde kaldıkça, daha doğrusu 105 bin üzerinde kalıcı kapanışlar, birkaç kapanış yapıldığı zaman mümkün olabilir. Ama böyle bir durumda lütfen çok dikkatli olunuz. Zira haftalık pivot seviyemiz zaten bizi bu konuda net bir şekilde uyarmakta. 105.400'ün ötesine geçilir ise 107.400 mümkün olabilir diyor. Ama bu seviyenin ötesine geçilmediği müddetçe, kaldı ki 104.500'deki seviyenin dahi aşağısında bir kapanış oldu, 102.600 seviyesine kadar bir geri dönüşün olabileceğini ifade ediyor. Biz burada neyi önemseyebiliriz? 103.100 bölgesi, yani 103.100 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz bulunuyordu. Buraya kadar bir geri çekilme olur da buradan bir hareketlenme tekrardan görecek olur isek, belki bu durumda 105 binin üzerinde tutunmak isteyen, 107 bine kadar gitmek isteyen bir endeks yapısını düşünebiliriz. Yurt dışındaki diğer gelişmekte olan ülke piyasalarını da takip etmek üzere. Ama önemle vurgulamak istiyorum ki 105 bin ila 107 bin aralığı hangi noktadan kesin bir dönüş olur, hangi noktada endekse stop derler bilmiyoruz. Bunu yabancı bilecektir, bunu güçlü miktarda pozisyon sahibi olanlar bilecektir. Ama artık yol son derece ve son derece kaygan, fren yapıldığı anda hangi mesafede durabileceğimizi kestirebilmemiz mümkün değil. Bu sebeple arkadaşlar endeksin grafiklerini, pivot değerlerini, destek ve direnç noktalarını mümkünse saat saat takip etmeye çalışınız. Direnç noktalarını ve destek noktalarını çok ama çok iyi bir köşeye not alıp o şekilde seansı izlemeye gayret gösteriniz. Değerli arkadaşlar, yarın için dikkat etmemiz gereken seviyeleri sizlere aktarayım.
104.420 seviyesi endeksin yarın için arkadaşlar, yani bugün için daha doğrusu, ben geç saatte aktardığım için bu analizi yarın diyorum. Bugün için 26 Şubat tarihi itibariyle 104.420 seviyemiz bir pivot seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan bir yukarı atak olabilir, belki bir yukarı eğilimle güne başlanabilir. İki şekilde başlama ihtimali söz konusu olabilir. Ya arkadaşlar yukarı eğilimle başlanır ve oradan bir sert satış görebiliriz, net bir satış dalgası görebiliriz. Böyle bir durum olursa 105.000'in üzerinde kalıcı olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz? Lütfen buna dikkat ediniz. 105.000, 105.700 aralığı çok önemli olacaktır. Bugün aşılamayan 105.400 direncini aşmak adına bir gayret gösterilebilir. Ama bu bölge aşılamıyorsa endekse dair güven azalıp da tekrardan bir aşağı eğilim olup bu kez 104.000'in de aşağısının görülmesi, yani 103.700'ler, 103.800'lerin dahi görülebilmesi, satışların buraya kadar devam etmesi olasıdır. İkinci bir başlangıç şeklimiz de belki bir geri çekilmeyle başlanıp da örneğin 104.000'ler seviyesine doğru bir geri çekilme olup 104.000'in de aşağısında 103.700, 103.800'lere kadar bir gevşeme eğiliminden sonra yavaş yavaş kademe kademe bir yukarı eğilim oluyorsa işte bu durumda da 105.000'i geçebiliyor muyuz, geçemiyor muyuz? Bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Özetle gevşeyerek bir açılış olsa bile bir tepki oluşup da 105.000'e yaklaşımın olabileceğini dikkate alabiliriz. Eğer 105.000'de bir zorlanma oluyorsa, üzerine çıkılsa bile bu seviye destek haline getirilemiyor ise temkinli olmak gerekiyor. Ama bütün bunlarından çıkarılabilecek olan sonuç şu olabilir arkadaşlar. Eğer geri çekilme yönünde bir açılış olur ise tekrardan bir yukarı atak olma ihtimalini dikkate alarak işlemlerin bu yönde gelişip gelişmediğini bir şekilde izlemenizde ve panik işlem, panik satış yapmamanızda yarar olduğu kanaatindeyim. Ama 105.000 üzerine hızla çıkan ve sanki bugün olduğu gibi aynı güçlü seyir ve eda ile günü geçireceği mesajları veren bir endeks manzarasıyla karşı karşıya kalırsanız lütfen dikkatli olunuz. 105.500'lere yaklaşımlar, hele hele 105.700-800'lere doğru, yani en son görmüş olduğumuz şu zirve seviyeye doğru yaklaşımlar söz konusu olduğunda bir ikili zirve modunun oluşması veya teknik algının oluşabilme ihtimalini dikkate almakta yarar görünmekte. Değerli arkadaşlar, bunlar benim tamamıyla endekse dair şahsi düşünce ve görüşlerimdir ve sizleri olabildiğince erken uyarabilmek noktasında temkinli olmanızı temin edebilmek için yapmış olduğum açıklamalardır. Asla bir yatırım danışmanlığı veya sizleri yönlendirme amacını taşımamaktadır. Tek dileğim şudur: eğer endekste bir dönüş olur ise, ki endeksin artık riskli bölgelere ulaştığını zaten sizler de biliyorsunuz, eğer bir dönüş olur ise hangi seviyelere dikkat etmeniz gerektiğini sizleri bir şekilde bilgilendirmek amacıyla bu seviyeleri ve bu olası hareket tarzlarını izah etmeye gayret ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu analiz ardından dolar TL ile ilgili olarak da normal günlük analizimi aktaracağım. Orada Merkez Bankası'nın Biop hususundaki eylemlerinin neler olduğu konusunu her zaman olduğu gibi izah etmiş olacağım. Efendim, açıklanan bilgilerin ve bu şekilde aktarılan videoların anında bildirim olarak almak ve geç kalmadan izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve yine gün içerisinde aktarılan çeşitli, zaman zaman aktarmış olduğum analizler ve 2 saatlik, 4 saatlik gibi kısa periyotlarla endeksin veya belli enstrümanların ons altın gibi, Brent petrol gibi, euro dolar paritesi gibi veya biop dolar gibi çeşitli enstrümanların kısa vadeli destek ve dirençleri hakkında bilgi sahibi olmak hususunda ilginiz bulunuyorsa da Twitter adresim olan @halukcanbergi takip edebilirsiniz. Teşekkürler, sevgiler, saygılar, hoşça kalınız.